Sayın izleyiciler, Oksijen Stüdyoları'nda Güne Bakış'ta sizlerle birlikteyiz. Hafta içinde her sabah yaptığımız gibi yerel gazetelerin birinci sayfa haberlerini sizlere aktarıyorum. Bugün 24 Haziran 2019 günlerden pazartesi, yeni bir haftanın başlangıcındayız ve haftanızın her gününün güzel bir şekilde geçmesini temenni ediyorum. Ve gazeteleri okumaya Oksijen Medya Grubu'nun Günaydın Düzce gazetesiyle başlıyorum. Sayın izleyiciler, artık insanların tüm telaşeleri bitti sayılır. Biliyorsunuz Düzce bürokrasisi İstanbul'a akmıştı. Düzce'de maalesef bulunamadılar. Üstelik Gölyekasel felaketine rağmen ne belediye başkanımız ne milletvekillerimiz Düzce'de bulunamadılar. Seçim çalışmaları nedeniyle İstanbul'da konuşlandılar. Dolayısıyla bu İstanbul seçimleri de bittiğine göre öncelikle Türkiye'ye hayırlı olsun. Bundan sonra da artık tatil zamanı geldi. Dolayısıyla da gazetelerin birinci sayfa haberlerinde ben size bundan sonra bol bol Açıkoca sahillerinden, Düzce'nin turizm bölgelerinden haberler okuyacağım. Ve Günaydın Gazetesi de zaten buna ilişkin manşeti belirlemiş, birinci sayfasına taşımış. Okan Yanmaz açıklama yapıyor, Akçakoca Belediye Başkanı. 39 kilometrelik sahil temizlenecek. Baştan sona temizleniyor. Mavi bayraklı plajlara sahip olan Akçakoca, kumsalların da aynı oranda temiz kalması için titiz bir çalışma yürüten Akçakoca Belediyesi, Çuallı plajında çalışma başlattı. Başkan Okan Yanmaz, Akçakoca'nın doğusundan batısına 39 kilometrelik sahil şeridine sahip olduğuna dikkat çekerek, kumsalların tamamının Akçakoca ilçesine yakışır hale getirileceğini söyledi. Filios Belediyesi'nden getirtilen kumsal temizleme aracı, kum zemininin 15 santimetre altına girerek elenmesi gereken atık maddeleri eliyor. Kumsal derinden temizleniyor denilmiş haberde. Bu arada Düzce Belediyesi'nin bir çalışması var. Şehir içi trafik akışında özellikle Kuyumcuzade'de olan Rabia işaretinin olduğu bölgedeki karmaşıklığa el atılıyor. Buradaki kavşak düzenlemesi yapılıyor. Onunla ilişkin bir başlık var. En kısa sürede müdahale edilecek. Düzce Belediyesi bir süredir vatandaşların şikayette bulunduğu Kuyumcuzade Bulvarı üzerinde bulunan ve şehir merkezi Hasar Derisi üzerinden Camii Kebir Mahallesi'ne bağlayan kavşağa ilişkin tedbirlerin en kısa sürede tamamlanacağı bildirildi deniliyor haberde. Bir başka haber, Avrupa'ya ne kadar fındık ihraç ettik? Tarım ve Orman Bakanı verilerine göre Düzce'den 2019 yılının ilk 5 ayında Avrupa Birliği'ne üye ülkelere toplam yaklaşık 4000 ton iç fındık ihracatı yapıldığı bildirildi. Bu yeni rakamlar, 2019'un rakamları ve bu senede fındık rekoltesinin yüksek olduğu göz önünde bulundurulursa bu rakamların önümüzdeki sene daha da yukarılara çekileceği belli oldu denilebilir şimdiden. Tabii sadece Akçakoca değil bizim turizme açılan yerimiz. Biliyorsunuz Cuma yerinde rafting alanında da turizme ilişkin çok güzel hareketler var. Adrenalin tutkunları Cuma yerinde buluştu. Düzce'de bir haftadır yaşanan yağışlara Melençay'ın debisinin yükselmesi raftingçilerin yüzünü güldürdü. Raftingçiler 13 kilometrelik azgın sularda özel elbiselerle rafting yaptılar deniliyor haberde. Evet, ikinci okuyacağım haber yine Akçakoca. Biliyorsunuz Akçakoca'da 28-29 Haziran tarihleri arasında festival gerçekleştirilecek. Akçakoca konseri öncesi stres atıyor. Genç şarkıcı Aleyna Tilki haftaya başlayacak olan konser maratonu öncesi Bodrum'da stres atıyor. Aleyna Tilki önümüzdeki hafta Akçakoca'da hayranlarıyla buluşmaya hazırlanıyor. Uzun bir aradan sonra Akçakoca Belediyesi tarafından bu yıl ilk kez gerçekleştirilecek olan ve 4 gün sürecek Akçakoca Festivali programında yer alan Aleyna Tilki 29 Haziran Cumartesi gecesi Akçakoca Balıkçı Barınağı'nda sahne alınacak denilmiş haberde. Bu arada bir bayramı geride bıraktık ama yeni bir bayrama daha hazırlanıyoruz. Kurban Bayramı. Onun öncesinde de uyarılar var. O uyarılar ilişkin bir başlık. Kurban öncesi sahte paraya dikkat. Düzce'de polis ekipleri yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde hayvan satanların mağdur olmamaları için sahte paraya yönelik uyarılarda bulunuldu
denilmiş haberde. Sayın izleyiciler, Parantez Gazetesi, Oksijen Medya Grubu'nun bir başka gazetesi. Hemen, evet, şuradaki haberden başlayalım. Düzce Milletvekili, MHP'li Milletvekili Ümit Yılmaz'ın bir açıklaması var. Yılmaz, yaralar kısa sürede sarılacak. Milliyetçi Hareket Partisi Düzce Milletvekili Ümit Yılmaz, Gölyaka ilçesinde aşırı yağışlardan zarar gören yerlerde incelemelerde bulundu. Gölyaka ilçesinde etkili olan sağanak yağış sele sebep olurken şiddetli yağışın etkisiyle birçok ev sular altında kaldı denilmişti. Ve dolayısıyla MHP Milletvekili Ümit Yılmaz'ın Gölyaka sel bölgesi bol bol fotoğrafları var. Hiç fotoğrafı olmayan kişiler de var. Bunlar da bizim başkanlarımız derken Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü ve Düzce Milletvekili Fahri Çakır ve Ayşe Keşir ne yazık ki Akçak Gölyaka bölgesindeki sel bölgesinden fotoğraf veremediler. Bir başka haber, oy kullanacak Düzceliler otobüslerle taşındı. Bunu okuyorum sayın izleyiciler. 23 Haziran Pazar günü yapılan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçiminde kaydı İstanbul'da olup oy vermek isteyen Düzce'de olan seçmenlere AK Parti İl Başkanlığı tarafından otobüsler ile İstanbul'a ulaştırıldı. Burada hemen akıllara gelen şey şu, Mehter Marşı ile gittiler, İzmir Marşı ile döndüler. Evet, bir başka okuyabileceğim haber, o kavşakta artık yayalar rahat edecek. Az önce okumuştum, o haberin genişletilmiş hali Parantez Gazetesi'nde de yer alıyor. Düzce Belediyesi'nin Kuyumcuzade Bulvarı üzerinde bulunan kavşağında özel düzenlemeler yapılıyor. Rabia işaretinin olduğu kavşağın önümüzdeki bir hafta içerisinde kavşak düzenleme çalışmalarında tamamlanması bekleniyor. Evet, yerel gazetelerimiz az önce okumuştum. Vekiller nerede diye. Bunu Düzce Postası özel bir haber yapmış sayın izleyiciler. Burası Düzce gazetesiyle de desteklemişler. Vekiller nerede? Seçimden seçme mi ortaya çıkacaklar? Burası Düzce gazetesinden yayınlanan haberde Düzce'nin her seçim dönemi ortaya konulan sorunlarına neşter vuracağını dillendiren isimlerin seçilmelerinin ardından neşter olmaktan ziyade hiç ortada görünmemeleri eleştirilerek kendilerini unutturmaya mı çalışıyorlar diye soruldu. Barış Zengin imzasıyla yayınlanan haberde ulusal bazda yapılan araştırmalara göre Düzce'nin yerinde saydığı gözlerden kaçmıyor. Eğitimden sağlığa, asayişten tarıma, turizmden trafiğine kadar birçok sorun halen olduğu yerde duruyor. Vekillerimiz peki şu anda ne yapıyorlar sorusu yöneltildi. Seçilmişlerin kendilerini seçenlerin iyi kötü, mutlu mutsuz, her günlerinde yanlarında olmaları olağan olmakla beraber yaşadıkları kentin sorunlarına duyarlı olmaları ve çözüm üretilmesine katkı sağlayarak kentin vizyonunu değiştirmeleri de halkın en doğal beklentileri arasındadır. Ancak ne yazık ki bunun gerçekleştiğini bir türlü göremiyoruz denilmiş Düzce Postası'nın manşet haberinde. Evet, yağışlar sevindirdi. Tabii ki Gölyaka'dakileri değil, turizmi yapan raftingçileri sevindirdi. Yağışların ardından güzel havayı fırsat bilen yerli ve yabancı turistler Cuma yeri 9 Değirmen Köyü çevresindeki rafting testlerinde yoğunluk oluşturdu. Raftingçiler 13 kilometrelik parkurda özel elbiselerle rafting yaptı. Rafting il temsilcisi Birol Tepe, yağışların hem tesis sahiplerini hem de rafting severleri sevindirdiğini belirtti denilmiş haberde. Evet, bir başka okuyabileceğim haber, 1002 liraya kadar cezası var. Hız sınırını aşan sürücüler dikkat. Trafikte hızlı gitmenin yararından çok zararı var. Pardon, burayı bir daha okuyorum. Trafikte hızlı gitmenin yararından çok zararı var. Ben bunu bu habere önceden hazırlanmamıştım sayın izleyici. O yüzden bu cümle bana garip geldi. Bir daha tekrar etmek zorunda kaldım. Hızlı gitmenin trafikte ne yararı oluyor? Onu çözemediğim için tekrar okudum. Tabii ki zararı var. Sayın izleyiciler, trafikte hızlı gitmenin sonuçlarının kaza ve kazanın sonuçlarında ölüm olduğunu her defasında bu stüdyolarda dile getiriyoruz. Hem haber okurken hem de yorumlarda hızlı gitmenin sonuçlarını ortaya koyuyoruz. Dolayısıyla bu cümleyi anlayamadım. Hızlı gitmenin yararından çok zararı var. Aslında hiçbir yararı yok sayın izleyiciler. Devam ediyorum ben haberi yine de. Yılbaşında trafik cezalarında yeni düzenlemeye gidilmiş ve kural ihlallerinde kesilecek cezalar artırılmıştı. Hız limitini %50'den fazla
aşan sürücülere 1002 lira ceza kesiliyor. Haber aslında bu. Evet sayın izleyiciler, Düzce Damla Gazetesi diğer gazetelerden farklı olan bir haberi başlığına taşımış. Çinliler yer arıyor. Çelik mutfak ürünlerinin üretimi için Düzce'yi tercih eden Çinli firma uygun yeri bulduğunda faaliyete geçmeyi istiyor. Çinli mutfak ve eşya sektörü firması CTX Group Düzce'de yatırıma hazırlanıyor. Çelik metal mutfak eşyaları üretimi için Düzce'yi tercih eden Çinli yatırımcının üretim yapması için gün sayılıyor denilmiş haberde. Bir başka okuyabileceğim haber, evet. Belediyeden kaldırım işgaline örnek. Şehir merkezinde kaldırıma park eden araçların yakın markajı alındığı Düzce'de belediyeye ait araçların işgali ise dikkat çekti. Kaldırıma araç park alışkanlığını ortadan kaldırmak için yapılan denetime Düzce Belediyesi'ne ait araçların da fotoğraflanması gayet garip karşılandı denilmiş. Düzce Belediyesi'ne ait bir araç var sayın izleyiciler, kaldırıma park etmiş. O fotoğrafa atfen yapılan bir haber. Görülebiliyor mu bilmiyorum. Şurada Düzce Belediyesi'ne ait kocaman bir araç, minibüs kaldırıma yanlamasına park etmiş. Dolayısıyla yaya geçişinin tamamını engellemiş. Evet, bir başka okuyabileceğim haber. Amerikan beyaz kelebeğinden bahsediyoruz. Tarımdaki zararlarından bahsediyoruz. Ama Düzce Üniversitesi'nden bir açıklama geldi. Faydalı böcekler de var. Onları da koruyalım deniliyor haberde. Amerikan beyaz kelebeğinin doğada çok sayıda etkili doğal düşmanı olduğunu ifade eden Düzce Üniversitesi Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi Dekanı Sevcan Öztemiz, doğada mevcut popülasyonu korumak ve desteklemek için yanlış uygulamalardan kaçınılması, gerekirse faydalı böcek üretimi yapılarak bahçelerde salınımın yapılmasını da tavsiye etti. Bu biraz kafa karıştırabilir. Çünkü gerçekten hangi böceklerin faydalı, hangi böceklerin zararlı olacağına ilişkin tabii ki çiftçinin elinde böyle bir verinin olması çok da mümkün değil. Dolayısıyla bunu çiftçilere bırakmak da çok doğru değil. Evet, Manşet gazetesi kontrolsüz tehlikeye el atıldı denilmiş. Bu haber hemen hemen tüm yerel gazetelerin tamamında var sayın izleyiciler. Az önce de okudum. Manşet gazetesi farklı bir boyutuyla bu haberi manşetlerine taşımış. Kazalara davetiye çıkardığı gerekçesiyle çok şikayet alan Kuyumcuzade Bulvarı üzerindeki kontrolsüz kavşak ile ilgili beklenen açıklama geldi. Düzce Belediyesi söz konusu kavşakta yayaların can güvenliği için gerekli tedbirlerin en kısa sürede alınacağı bilgisini paylaştı. Düzce Belediyesi bir süredir vatandaşların şikayette bulunduğu Kuyumcuzade Bulvarı üzerinde bulunan ve şehir merkezine Asar Deresi üstünden Cami Kebir Mahallesi'ne bağlayan kavşağa ilişkin tedbirlerin en kısa sürede alınacağını duyurdu. Düzce Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından yapılan bilgilendirmeye göre şehir merkezindeki talepleri karşılamakta yetersiz olan noktaların iyileştirilmesi konusundaki çalışmaların devam ettiği belirtilerek vatandaşlarımızın şikayetine konu olan noktalardan biri de Kuyumcuzade Bulvarı üzerinde bulunan kontrolsüz kavşaktır. Biz de buna ilişkin gerekli tedbirleri alacağız denilmiş haberde. Evet, bir başka haber, yine raftingçiyle ilişkin haber de bu sayfalara girmiş. Düzce'de hayatı olumsuz etkileyen sağanak yağışlar raftingçilerin yüzünü güldürdü. Cuma yeri 9 Eğirmen köyü çevresindeki rafting testlerinde yoğunluk yaşandı denilmiş haberde. Ve son koyabileceğim bir haber, bir ayda yüzlerce ton satıldı. Türkiye'de fındık üretiminde önemli yere sahip olan Düzce'de Mayıs ayında 275 ton iç fındık Avrupa Birliği ülkelerine ihraç edildi. Düzce'den Avrupa Birliği ülkelerine Mayıs ayında 275 ton iç fındık ihracatı yapıldığı belirtildi. Düzce İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada Mayıs ayındaki ihracatın sonraki aylarda daha da artabileceği belirtilmiş. Evet, güne bakıştan bugünlük de bu kadar. Haftaya başladık. Baştaki anonsumu tekrar ediyorum. Haftanızın her günü güzel geçsin. Yarın tekrar sizlerle birlikte olmak umuduyla. Hoşçakalın.